Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı kitabından hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm emanete riayet etmek. Sıradaki hadisimiz 198 nolu hadis. وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Hadiseyni, iki hadis anlattı. قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا Ben bunlardan bir tanesini gördüm. وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْآخَرَ Ve ben şimdi diğerini bekliyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı iki durumdan bahsediyor. Huzeyfe bin el-Yemen adlı sahabi radıyallahu anh, bunlardan birini gördüm, buna tanık oldum diyor. Diğerinin de gerçekleşmesini bekliyorum. Ne anlatmış? Haddefena, bize anlattı ki, ennel emanete, emanet, nezelet fi cezri kulubir ricali. İnsanların kalplerinin tam esasına, köküne inmiş. Yani emanet dediğimiz husus, adamların kalplerinin merkezine doğmuş gibidir. Dolayısıyla daha ilk ayetlerde okuduğumuz ve Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri, dağları yaratma planında insana tevdi ettiği emanetin esasında kalbimizde merkezi bir karşılığı var. Kendimizi bu esas üzerinden biliyoruz ve aslında hayata bu perspektiften bakıyoruz. Yani sonradan geldiğimiz bilinciyle iç içeyiz. Elimize geçen her ne geçerse geçsin, tamamının geri alınacağının da farkındayız. Bu yaratılışımızla ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla rivayette fi cedri kulubir ricali, insanların kalplerinin esasına, köküne indirilmiş, merkezine indirilmiş bir şeydir. Yani yaratılıştan olan bir durum bu. Akabinde ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ Sonra Kur'an nazil oldu. فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ İnsanlar Kur'an'ı da bildiler. Dolayısıyla yaratılıştan, yani fıtrattan var olan hayatı değerlendirme ve hayatın gelip geçici, bahşedilmiş, dolayısıyla sorumluluk doğuran bir süreç olduğu bilince gelen vahiy ile eşleşir. قُلْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ Rabbimizden bir beyine üzereyiz. Yani bu belirgin bilinç halimiz ve ilaveten Cenab-ı Hak'tan inen rahmet. Yani vahiy. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ Cenab-ı Hak'tan gelen vahiy bizim hayata dair okumamızı perçinler. Onunla eşleşir, onunla mutabakat oluşturur. Dolayısıyla emanet bilinci kalbin odağında, merkezindedir. Gelen vahiy bunu hatırlatınca birbirleriyle, anahtarın yuvasıyla eşleşip örtüşmesi gibi eşleşip örtüşür. فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُنَّةِ Dolayısıyla Peygamberin Cenab-ı Hak'tan hem indirdiği kitabı hem de öğrettiği hayatı, sünneti bir yaşama biçimi olarak içinde duyduğu emanet bilinci ve sorumluluğuyla eşleşir. Bir bütün oluşturur. Bu böylesine eşleşmiş, birbiriyle böylece buluşup kişiyi mutmain kılmışken
artık hayatın için yaşadığını biliyor. Nasıl bir süreç olduğunu biliyor. Nereden geldiğini biliyor. Nereye gideceğini biliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ona aitiz. O bizi yarattı ve hayata getirdi ve ona döneceğiz. Dolayısıyla hayattaki bu süreçte de bir irade kullanıyoruz. Tüm bunların hepsi bir süreliğine verilmiş, yani emanet. Dolayısıyla hem bilincimiz bunu kestiriyor, hem gelen vahiy bunu teyit ediyor. Huzeyfe bin el-Yemen, Resulullah'ın bu anlatımını gördüğünü, yani buna dair tanıklığı hem kendinde hem etrafında sahabede, bu yaşandı, bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum diyor. Kalbinde duyduğu bu emanet sorumluluğuyla, Resulullah'ın Cenab-ı Hak'tan getirdiği Kur'an'ı öğrenince, onun önderlik edip gösterdiği bu yaşama biçimine tanık olunca, insanlar fevç fevç iman ettiler. Resulullah'a tabi oldular. İyilerin emanete riayet ettiği bir dönem yaşandı. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir de emanetin geri alınmasından, kaldırılmasından da söz etti. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ Emanetin kaldırılıp yükseltilmesi, yani götürülmesi. İndirildiği gibi kula bir sorumluluk olarak, bir bilinç olarak, bir farkındalık olarak yaşatıldığı gibi, buna sahip çıkmadığı takdirde umursamadığı, hakkını vermediği, gerisine atıp göz ardı ettiği, hiçbir sorumluluğunu hayatına taşımadığı bir nankörlük, ısrarcı ve müstekbir bir nankörlük neticesinde emanet geri kaldırılır. Kalpteki o emanet bilinci de geri kaldırılır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, bel taballahu aleyha bi kufrihim. Bu küfür ve inkarları dolayısıyla bu süreci tamamladıklarında, yani imkanları tükettiklerinde Allah kalplerini mühürler. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim. Yanı sıra gözlerini mühürler. Kulaklarını ağırlaştırır. Bunların hepsi geri alınır. Çünkü adı üstünde emanet verilir. Hakkını vermen beklenir. Hakkını vermez, umursamaz isen geri alınır. İlla her şey ölüm anında alınır diye bir şey yoktur. Bazı imkanlar önden geri alınır. Böyle kimselerin ontolojik manada durumları adeta ölüm gibidir. Yani artık hakka dair farkındalıkları, bilinçleri kapandığından bundan sonraki yaşamları artık Cenab-ı Hakk'ın ekstradan onlara yaşattığı ve sırf günah işledikleri. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Bu süre onlara daha fazla günah işleyip durumlarını kabartsınlar diye verilen bir süreçtir. Adil bir şekilde hakkı tanıyıp emanete sahip çıkıp Rablerini sevip sayacakları eşit bir fırsatı herkes yaşar, ama buna hoyratça karşılık verip müstekbir bir tutumla Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yanaşmayanlar, onu sevmekten ve saymaktan bile isteye koca bir ömür özellikle uzak duranlardan bu imkanlar tek tek geri alınır. Bunların hepsinin tamamı emanet kavramının içerisindedir. Çünkü hepsi verilir, bir süre sonra geri alınır. Ve bu okuduğumuz rivayette bunlar içerisinde en önemlisi olan kalbin bilinci ve farkındalığı. Çünkü en önemli nimet irademizdir. Bilincimizdir, farkındalığımızdır. Bizi nesnelerden, canlılardan, hayvanlardan ayıran, insan olarak Cenab-ı Hakk'a muhatap kılan, onu sevebilme, tanıyabilme ve onunla kulluk ilişkisi içerisinde saygıyla bağlanabilme ve onun sevgisini gün gelip ümit etme coşkusu ve beklentisi. Muazzam bir fırsat. Bu Cenab-ı Hakk'ın herkese tanıdığı ve yaşattığı bir fırsattır. Dolayısıyla rivayetin ilk bölümünde bunun herkese indirildiği ve herkesin bununla hakkı tanıyıp tam bir farkındalıkla hakka karşı sorumlu bir bilinci yaşadığı durumdan söz edilir. Bundan sonrası insanlar ikiye ayrılır. Kimileri bu sorumluluğu hayatlarında sürdürülebilir kılmak için çabalar durur, sahiplenir,
fedakarlık gösterir. Dünyevi imkanları bu uğurda harcayabilir, zamanından, malından, Cenab-ı Hak uğrunda fedakarlık eder. Yeter ki Cenab-ı Hak ile bağlantısını koruyabilsin. Kimileri de hayatı önceler. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını daha sevimli bulur, ahireti göz ardı eder. Ve böyle kimselerden zaman sonra bu imkanlar geri alınır. Emanetin odağındaki o merkezi bilinç, kalbin özüne indirilmiş olan o da gün gelir kaldırılır. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفَعِ الْاَمَانَةِ Hazreti Hüzeyfe diyor ki bize emanetin kaldırılmasından da söz etti Allah'ın Resulü. Fekale dedi ki yenâmur raculu adam yatar uyur ennevmete geceleyin uykuya dalar fetukbadul emanetu min kalbihi emanet onun kalbinden alınır. Hakkını vermediğin her emanet hüsranla sonuçlanır. Hakkını verdiğin her emanet güzellikle sonuçlanır. Ama her emanet geri alınır. Emanetin duasında bu vardır. Bazılarından emanet geri alınırken selamun aleykum tibtum size selam olsun ne güzel yaşadınız. Nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil ahire. Biz sizin dostlarınız hem dünyadayken hem şimdi diyen güler yüzlü melekler ile onları müjdeleyen melekler ile emanet iyilerin böyle alınırken kötülerinki يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُجْرِم۪ينَ Can dediğimiz o emanetleri alınırken hiçbir güzel söz duymazlar. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Hep yok, hep yok. Hep kötülük, hep acı, hep dram. Dolayısıyla önemli olan emanetin Cenab-ı Hakk'a gönüllü bir şekilde o anı bekleyerek ümit dolu, özlem dolu, hayatı başından sonuna dolan bir pil misali. Yaşayarak o ana gelmek. Diğerleri tüketenler, imkanları hoyratça zayi edenler, zayi ede ede daha hayattayken parça parça dökülürler. Bir bakmışsın kolu, kalbi, ciğeri, gözü, kulağı dökülmeye başlamış ve artık hak ile iletişim kurabilme fırsatları kendisinden geri alınıyor. İşte yatıp uyumuş kalktığında emanet kaldırılmış olabilir. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ Onun böyle geride böyle bir izi gibi kalır. Böyle gözdeki bir iz gibi. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ Sonra gece yine başka bir gece yattığında فَتُقْبَدُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ Kalbinden yine emanet kaldırılır. Demek ki peyderpey emanet o kalbindeki indirilmiş büyük fırsat. Rabbini tanımaya dönük, hayatı doğru okumaya dönük ve emanete sarılıp, sahip çıkıp Cenab-ı Hakk'a gözüm gibi korudum ya Rabbi, işte şimdi sana geri veriyorum diyecek şekilde yaşama fırsatı bu. Bunu umursamamış olanların hayatı sahipsiz sanıp nasıl bir akletme ise bunu nasıl düşünebilir? Rastlantısal, kör, yönetilmeyen bir süreçte kazara ortaya çıkmış. Sanıp, dolayısıyla mesuliyetsiz yaşayarak, Yaradan'a karşı sorumsuzluğu bir yaşam tarzı haline getirmek, kalpteki bilinç merkezini adım adım yok eder. Her yatıp kalktığında, kalbinde bu duyarlılık azalır, azalır. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ Sanki böyle en sonunda bir iz kaldığında, böyle bir nasır iz gibi yahut, كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ Sanki bir kor ateş gibi فَنَفِطَ فَتَرَاهُمُنْ تَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ Bakmışsın böyle orası kabarmış korun etkisiyle. Sanki içinde bir şey varmış gibi. Ama artık içinde bir şey kalmamış. Kalbe dair Allah'ın Resulü'nün yaptığı bu ilginç tanımlamalar. Kişinin tedricen yani aşamalı olarak kalbiyle hayatı doğru okuyabildiği o imkandan mahrum bırakılması, verilen bu altın değerindeki fırsatın hakkını bilmeyenlerden, değer vermeyenlerden artık asla kullanmayacağı anlaşılanlardan geri alınma süreci. Dolayısıyla ya biraz daha kalsaydı belki kullanırdı demeye yer yok.
Çünkü Allah bu imkanı artık asla kullanmayacağı anlaşılanlardan geri alır. O yüzden buyurdu ki biz tekrar geri versek de bir durum değişmezdi. Aynı şey devam eder. وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Dolayısıyla hani ya biraz daha kalsaydı falan gibi düşünceler ile evhama girmeyelim. Cenab-ı Hakk'ın bu yoklama sistemi kendisinde artık asla hayır olmadığı kesinleşenler itibariyle mühürlenme ve damgalanma kalpte gerçekleşir. Hayat kesin bir bulguyla, neticeyle sonlanır. Öyle yarım yamalak, belli belirsiz, biraz daha kalsaydı belki farklı bir sonuç ortaya çıkardı kabilinden hiç kimsenin hayatı böyle sonuçlanmaz. Hayat net bir şekilde ya ak ya kara ama net bir şekilde sonuçlanır. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا. Helak konulunda, kanıta dayalı helak olduğu, وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا. Hayat bulanında, kanıta dayalı olarak hayat bulduğu bir sonuç ortaya çıkar. Hayat zaten bunun için yaşatılır. Dolayısıyla böyle kimselerin kalplerinden bu emanet geri alınırken, artık durumları netleştiği içindir. Onlarda o emanet sonsuza değin kalsa, hiçbir şeyin değişmeyeceği artık ortaya çıkmıştır. Bu sınırlı ve sorumlu bir aralıkta kalıcı ve sonsuz bir neticenin ortaya çıkarılması. Yani artık grafik sabittir. Zaman değişkenine bağlı olmaksızın tepki kararlı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu hem iyilik yönünde hem kötülük yönünde olabilir. Bu bahsettiklerimiz kendilerinden artık emanetin kaldırıldığı kimseler artık kötülük yönünde cürümlerini kalıcı ve asla değiştirmeyecekleri anlaşılan kimseler olarak akıbetlerini karartmış bulunuyorlar. ثُمَّ أَخَذَ حَصَاتًا فَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ. Sonra Allah'ın Resulü böyle topraktaki bazı taşları ayağının altına alıp onları böyle yuvarladı. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ. Sonrasında insanlar artık kendi hayatlarında yani muaşeretlerinde, alışverişlerinde ve diğer davranışlarında böyle devam ede dururlar. Ama emanet kalktığı için فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّ الْاَمَانَةَ. Kimse emaneti eda etmeye yanaşmaz. Çoğunluk itibariyle artık sorumlu davranan, hayatı belli bir süreç olarak görüp Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu yaşayan, dolayısıyla da insanlara karşı da Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği çerçevede adil, dürüst kalan kimselerin sayısı azaldıkça azalır. Hatta yukala, o kadar olur ki, denir ki inne fi beni fulanin raculen eminen. Ya falanca oğullarında bir emin adam varmış. Artık o kadar azalmışlar ki nadide böyle parmakla gösterilir cinsten. Çünkü çok olunca böyle olmaz ama artık çoğu insan emanet dediğimiz ki biz bu kavrama bir bütün olarak bakıyoruz. Cenab-ı Hakk'a karşı emanete sorumluluk duyanlar yataydaki ilişkilerinde yine Cenab-ı Hakk'a duydukları sorumlulukla adil, dürüst ve insanların emanetine karşı da sorumlu olurlar. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluktan kopanlar insanlara karşı iki türlüdürler. Denetleme korkusu yahut çıkar beklentisi olduğu sürece adil davranabilirler. Ama denetleme korkusu ortadan kalkar yahut çıkar beklentisi biterse gerçek yüzlerini ortaya vururlar. Çünkü Allah'a karşı emaneti olmayanın insanlara karşı emaneti olmaz. Sorumluluğun esası ve gerçek kaynağı Cenab-ı Hakk'a duyulan sorumluluktur. Bu varsa o zaman denetleme korkusu olmasa da, çıkar beklentisi olmasa da insanlardan adil ve dürüst davranmalarını bekleyebilirsiniz. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duyuyorlar. Dolayısıyla hadisteki emanet kavramı hem yatay ilişkilerimizde hem dikeyde Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzdaki emanetin tamamını ifade eder. Huzeyfe bin Yaman Resulullah'ın bu kalabalıkların artık emanetten uzaklaştıkları o sorumsuz günlerde hatta yuqala lir raculi, bir adam için mesela şöylesi bile denebilir.
Yahu ma aciladahu, vav ne cesur bir adam. Ma avrafahu, ne kadar zarif. Ma aqalahu, ne kadar akıllı bir adam. Bu kadar hem estetik boyutuyla, hem bilgi boyutuyla, hem cesaret boyutuyla bir kişi çok çok övülebilir. وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِمَانٍ Halbuki kalbinde hardal tanesi kadar bile iman olmayabilir. Artık Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğun olmadığı, insanların tamamen göstermelik kaldığı, cesur denen, zarif denen, o kadar bilgili denen kimseler. Ama bu dışa bakan yüzüyle insanlar arasında böyle görülebilir. Fakat kalbine baktığınızda hardal tanesi kadar iman kalmamış olabilir. Böylesi bir dünya göstermelik bir dünyadır. Ve bu dünyadaki erdemler asla güven vermez. Çünkü denetlenme korkusu ve çıkar beklentisi ortadan kalkınca böylelerin ne zarafeti kalır, ne bilgileri bir işe yarar, ne de cesaretlerinin bir anlamı olur. İşte günümüz modern dünyasındaki batılı değerlerin arka planındaki o vahşi geçmiş ve yer yer dünyanın çeşitli mıntıkalarında ortaya koydukları o vahşi yüz, o zalim ve çifte standartlı, ıslah ediyorum derken yeryüzünü ifsad eden o yaklaşımın arka planındaki emanetin olmadığı, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğun yaşanmadığı kof bir kalp vardır. Huzeyfe bin Yeman hadisin sonunda şöyle dedi radıyallahu anh. وَلَقَدْ اَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ Ben öyle zamanlar yaşadım ki وَمَا اُبَالِي اَيُّكُمْ بَيَعْتُ Hanginizden alışveriş yaptığımı hiç umursamazdım. Yani gel sen ne yapardım, gel sen ne yapardım, verirdim, alırdım. Yani endişe etmezdim. İnsanlar alacaklarını, vereceklerini. لَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا Müslüman mesela ise لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ Yani bu dinin sahibi bir adam. İlla ki bana borcunu öder derdim. وَلَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا Tut ki Hristiyan olsun. Ondan da endişe etmezdim. اَوْ يَهُودِيًا Yahut Yahudi olsun. Endişe etmezdim. Çünkü derdim ki لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَعِيهِ Nasıl olsa ortamı yöneten yani vali gibi sorumlu otorite bana nasıl olsa alacağımı ondan alır verir. Ortamda böyle bir güven vardı. وَاَمَّا الْيَوْمَا Ama bugüne gelince diyor. Ta Hazreti Huzeyfe kendi zamanında kötü günleri anlatmaya başlamış. وَاَمَّا الْيَوْمَا Ama bugün فَمَا كُنْتُ اُبَيْعُ مِنْكُمْ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا Sizden sadece işte falancayla bir alışveriş yapıyorum yahut filancayla alışveriş yapabiliyorum. Diğerlerine artık güvenemiyorum demeye getirmiş Huzeyfe bin el-Yemen radıyallahu anh. Ta o günlerden neredeyse artık insanların emanete riayetsizlik edip ortamdaki güven duygusunu yaraladıklarını. Böylece Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duyduğundan emin olduğu birkaç kişiyle ancak alışveriş yapabildiğini, diğerlerinden emin olamadığını ifade ettiği bu bozulma sürecinin ilk izleri mi diyelim, filizleri mi diyelim. Ama bugünlere kadar uzayan ve gelen insanlık tarihi sürecinde iyilerin de devamı hep geldi, az sayıda olsa da, kötülerin de bozulan, yozlaşan ve çoğalan tarafıyla hep devamı geldi. Hayatın Cenab-ı Hakk'ın iyileri kötülerden فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Doğru ve dürüst olanları yalancılardan ayırt ettiği bu süreçte her iki kesimin de sürekli var olabileceğini tahmin edebiliriz. Huzeyfe bin Yeman'ın bu okuduğumuz rivayetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bize anlattığı emanet kavramı, efradını camii, ağyarını mani, eskilerin deyimiyle, yani kapsaması gereken
bütün boyutları içeren, dışarıda bırakması gerekenleri de dışarıda bırakan bir perspektif kazandırdığı, Cenab-ı Hakk'ın bizi ta yaratılıştan emanet üzere kalbimizin odağında anlam merkezimizin tam merkezine yerleştirdiği ve bunun vahiy ile eşleştiği ve dolayısıyla da kişinin önünü aydınlattığı hayatı nasıl yaşaması gerektiğine ve hangi ümitle yol alması gerektiğine dair bir sorumluluk üzerine kurduğu anlaşılıyor. Bu sorumluluktan vazgeçip uzaklaşanların nasıl kalplerinin karartıldığı ve bunun bir süre sonra nasıl etrafta güvensizliğe yol açtığı ve artık kapanın elinde kaldığı vahşi bir dünyaya döndüğünü rivayetten okumuş bulunuyoruz. Okuduğumuz bu rivayet hem İmam Buhari'nin sahihini aldığı hem İmam Müslim'in sahihini aldığı muttefakun aleyh bir rivayettir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm emanete riayet etmek. En son kaldığımız hadis 199 no'lu hadis. وَعَنْ حُذَيْفَةَ Hazreti Huzeyfe'den gelen bir rivayet. وَأَبِي هُرَيْرَةَ Ve ayrıca Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Kâle, her ikisi dediler ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yecmâullâhu tebâreke ve teâlâ. Allah tebâreke ve teâlâ toplar. Kimleri? Ennâse, insanları. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ Sonra müminler toplanırlar, bir araya gelirler. حَتَّ تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ Ta ki cennet onlara yaklaştırılır. فَيَأْتُونَ آدَمَ Derken onlar Hazreti Adem'in yanına gelirler. صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın salavatı üzerine olsun. فَيَقُولُونَ Hazreti Adem'e gelince derler ki, ya ebana, ey babamız, isteftih lenel cennete, cennetin açılmasını bizim için talep et. Cennete girmek istiyorlar, cennet yakınlaştırılmış, kendileri buna namzet görünüyorlar. Ancak cennete giriş işleminin gerçekleşebilmesi için belli bir heves ve heyecan içerisindeler. Belli bir bekleme hali bu olsa gerek, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hakk'a dua etmesini ve cennetin kapılarının bir an önce açılmasını talep ediyorlar. İsteftih lenel cennete. Feyekulu. Hazreti Adem onların bu talebine şöyle cevap verir. Ve hel ahrecekum minel cenneti illa hatiyetu ebikum. Sizi cennetten zaten babanızın hatası çıkarmadı mı? Kendisini kastediyor. Dolayısıyla zürriyetiyle birlikte tekrardan cennete dönmenin arifesinde olduğu, hemen kıyısında bulunduğu bu anlarda
Bunun kendisine uygun düşmeyeceğini, çünkü çıkmaya vesile olan, cennetten çıkarılmaya vesile olan, hatanın sahibi olarak Cenab-ı Hak zelle diyor. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ. Bu masiyetin veya bu hatanın, zellenin sahibi olarak kendisini buna uygun görmemiş. Dolayısıyla da evlatlarının kendisinden bu beklentisini لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. Bunu yapacak, buna ehil kimse ben değilim demiş ve şöyle eklemiş. اِذْهَبُوا اِلَى بِنِي اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ. Siz en iyisimi benim oğlum İbrahim'e gidin. İbrahim ki Halilullah, Allah'ın Halili, yani Cenab-ı Hakk'ın özel dostu. Ayette Cenab-ı Hak وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا buyuruyor. Bizatihi Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i kendisine bu anlamda özel bir dost olarak Halil seçtiğini haber veriyor. Dolayısıyla bundan yana herhangi bir şüphe yok. O bakımdan siz en iyisimi Allah'ın Halili olarak seçtiği ve bunu kitabında haber verdiği. Hazreti İbrahim'e gidin demiş atamız Hazreti Adem Aleyhisselam. Yaşanacak bu hadiselerin vahiy kanalıyla Cenab-ı Hakk'ın gayb ilmi üzerinden bize aktarıldığı ifadeleri okuyoruz. Kim bilir, bazılarımız bu kalabalığın içerisindeyiz ve bu anlatılanların yaşanacağı yerdeyiz yahut bazılarımız hiç oralarda değiliz. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Çünkü mücrimler müminlerden, iyilerden ayrılmak zorunda kalacaklar. Onlar geri bırakılacaklar. Çünkü nurları, ışıkları olmayacak, yol alamayacaklar. Ve sonrasında aralarına bir duvar çekilecek. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. İçi rahmet, dışa bakan yüzüyle azabın olduğu böyle bir ayrışma söz konusu olacak. Dolayısıyla iyilerin yol aldığı, ilerlediği bir süreçte cennete giriş aşamasında en son yaşadıkları bir hadiseyi belki konuşuyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam üzerinden cennete girebilmek için dua bekleyen, onun Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarmasını isteyen müminler sonrasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a yöneldiler. Kâle, ravi diyor ki feyetûne İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. Feyekûlu İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam der ki lestu bi sahibi zâlika. Ben bu işin sahibi değilim. Yani bunu yapacak kişi, işin doğrusu ben değilim. İnnemâ kuntu halilen min verâ'e verâ'e. Ben evet Allah'ın halili oldum ama yani epeyce bir zaman geride olan bir şey bu. Sonra da veya sonrasında çok şeyler yaşandı. Dolayısıyla ben buna uygun değilim diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu teklifi kabul etmemiş. Ve onlara "İ'midû ilâ Musa, Musa'ya gidin." demiş Aleyhissalatu vesselam. Musa'ya gidin ellezî kellemahullâhu taklîmâ. Allah'ın kendisiyle konuştuğu, kelam ettiği Musa Aleyhisselam'a siz gidin diye onları yönlendirmiş. Feyetûne Musa. Onlar da Musa Aleyhisselam'a gelirler. Feyekûlu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a aynı talebi iletirler. Yani isteftih lenel cennet. Cennetin açılması için bizim adımıza talepte bulun. Dua et Cenab-ı Hakk'a. Hazreti Musa Aleyhisselam da onlara benzer bir cevap verir. Der ki lestu bi sahibi zalika. Bu işin sahibi ben değilim. İzhabu ila İsa. Siz en iyisimi İsa'nın yanına gidin. Aleyhissalatu vesselam. Kelimetillahi, ki o Allah'ın kelimesi. Ve ruhihi, ve Allah Azze ve Celle'nin ruhu, yani Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Meryem'e efendim
üflettiği ve ruhum min. Böylece onun Hazreti Meryem'de peydahlandığı. Benzer şekilde Cenab-ı Hakk'ın yine ruhundan Hazreti Adem'e, Adem'i yaratırken üflediğini de biliyoruz. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوح۪ي Ruhumdan ona üflediğimde, siz ona secde edin diye meleklere emrettiği sahnede de görüyoruz aynı şeyi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin ruhum dediği, yani Hazreti Cibril Aleyhisselam üzerinden üflemek suretiyle Hazreti Meryem'de peydahladığı Allah Azze ve Celle'nin ol emrinin kelimesinin bir sonucu. Böylece babasız dünyaya gelmiş ve Cenab-ı Hakk'a peygamberliğini, risaletini olanca zorluklara rağmen göğüsleyip gerçekleştirmiş bulunan bu peygamber, Allah'ın Resulü Hazreti İsa Aleyhisselam. Siz ona gidin dedi, Hazreti Musa Aleyhisselam yönlendirdi. Ve onlar da Hazreti İsa'ya geldiler. Aynı talebi Hazreti İsa'ya yenilediler. Feyekulu İsa, Hazreti İsa Aleyhisselam da dedi ki, Lestu bi sahibi zalika. Bu işin sahibi ben değilim. Feyetune Muhammeda. Sonrasında kalabalıklar, insanlar, müminler Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. Benzer bir talebi kendisine iletirler. Feyekumu, o da bunun üzerine ayağa kalkar. Feyu'zenu lehu, ve kendisine bu hususta izin verilir. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu girişimi karşılık bulur ve Allah Azze ve Celle onun bu anlamda şefaatte bulunması, bu kalabalıkların cennete girme arzusuna yönelik olarak ortaya koyduğu bu girişim Cenab-ı Hak tarafından kabul edilir. وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ Emanet ve rahim gönderilir. Muhtemelen İmam Nevevi bu rivayeti bu başlık altında bu ifadesi dolayısıyla vermiş olabilir. Çünkü emanet ve rahimin gönderilmesi ve bu emanet ve rahimin feyekumani cembeyi sıratı yeminen ve şimalen, sıratın her iki tarafına sağlı sollu yerleşmesi ve sırattan geçiş dolayısıyla hem emanet açısından hem rahim açısından ilgililerini muhtemelen, hani bu açıdan açık vermiş olanlar, emanete sorumluluk bakımından hayatını eksikliklerle dolu, yetersizliklerle dolu geçirmiş olanlar. Hangi emaneti kastediyoruz? Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk. Cenab-ı Hakk'ın kullara arz ettiği iradeleri dolayısıyla dünyada yaşayacakları özgür, serbest bir hayattaki ister iyi ister kötü davranışlarına dair sorumlulukların tamamı. Bunlar emaneten verilmiş, bir süreliğine yaşadığımız imkanlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı ister saygıyla yahut saygısızlıkla, ister onu sevip, meftun olup, ona taparak bu hayatı yaşayıp, yani kulluk dolu bir şekilde yaşayıp, onu sayarak, emir ve yasaklarına dikkat ederek ve nihayetinde huzuruna çıkacağımız günü iple çekerek adeta geçirenler, bunlar emanete vefa gösterip hakkını vermiş olanlar, diğerleri emaneti heder etmiş olanlar. O bakımdan bu geçişten emaneti heder etmiş olanlar gerçekleştiremezler. Bu geçişte onlar takılır kalırlar. Dolayısıyla sıratın sağına, cembe-i sıratı yeminen ve şimalen, bir taraftan emanetin yer alması, diğer taraftan ise rahim bağı, rahimin yer alması. Cenab-ı Hakk'ın enerrahmanu, ben rahmanım. Halaktur rahime, rahimi ben yarattım. Ve şakaktu leha ismen min ismi, ve ona kendi adımdan bir isim verdim. Femen vasalaha, kim onu ulaştırırsa, vasaltuhu, ben de onu ulaştırırım. وَمَنْ قَطَعَهَا kim de onu keser koparırsa, بَتَتُّهُ onu keser mahrum bırakırım. Dediği bizim yataydaki ilişkilerimiz, yani insanlara karşı olan
ilişkilerimizi ele alan boyut. Dolayısıyla hem emanet, yani Rahman'a, Yaradan Allah'a karşı sorumlulukla, hem de yatay ilişkilerimizde benzerlerimizle, başta rahim bağı sorumluluğumuz olan anne babamız, kardeşlerimiz ve akrabalarımıza karşı ve daha ondan sonra halka halka civarımızdaki insanlara karşı sorumluluklarımızın temsil edildiği bu rahim, o da sıratın diğer tarafında. Kul bunların arasından geçerse geçer, geçmeyi başarabilirse başarır. Yoksa ya emanete takılır ya rahime takılır ve bu geçişi ya zorlaşır ya da belki Allah muhafaza imkansız hale gelir. Feyamurru evvelukum kel barqi. İlk geçenler böyle şimşek gibi geçerler. Çok hızlı. Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği innellezine sabaqat lehum minnel husna ulaika anha mubadun. O Cenab-ı Hakk'ın iyilik açısından Allah Azze ve Celle'ye karşı iyilikleri yaşamak bakımından son derece ileri olmuş, iyi olmuş. Cenab-ı Hakk'ın onları husnaya, güzelliğe muvaffak kıldıkları. Bunlar ulaika anha mubadun. Onlar oradan hızlıca uzaklaştırılırlar. O kadar hızlı ve o kadar muhtemelen uzaktan uzaklaştırılırlar ki la esmaun hasisaha. Onun artık o hiddetini, şiddetini, sesini, nefesini efendim hissetmeyecek şekilde. Dolayısıyla cehennemden geçişleri onlar açısından son derece kolay olur. Bu ilk taife. Bunlar takvası yüksek olanlar. Çünkü bu kurtuluş ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ muttakiler açısından gerçekleşir. Ama takvası yok ise وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ zalimleri ise orada çöke kalmış bırakırız. Takva da kişiden kişiye değiştiğine göre, bazı insanların takvası çok, bazı insanların az olduğuna göre, yani Cenab-ı Hakk'a karşı saygısı, hayatta Allah Azze ve Celle'yi gözetmesi, bu kişiden kişiye fark eden bir şeydir. Zaten bunun çokluğu ile kişi Allah Azze ve Celle katında değer kazanır. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizin en değerliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Dolayısıyla en takvalı olanlar, Cenab-ı Hakk'ı yaşarken en çok sevip saymış olanlar, gözetmiş olanlar, onlar en hızlı şekilde geçişi gerçekleştirecek olanlardır. Resulullah'ın benzetmesiyle söylersek, kel barqi, şimşek gibi. Dileriz Allah Azze ve Celle bize bunu nasip eder. Böylesi olabilmek için kulun heyecan duyması, daha bu dünyadan bunu hayatına aksettirmesi ve beklentiyi hayatında somut, görünür kılabilmesi yerinde olur. Hatta gereklidir. Yoksa kuru bir beklenti olur. Hayatta buna karşılık olmaz ise, takva bulunmaz ise, Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini umursamayan, yapma dediklerinden sakınmayan bir yaklaşım ile, tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ı dikkate almayan bir yaşam tarzı ile olabilecek bir sonuç değil. Bunu duyan sahabi diyor ki, kultu dedim ki, bi ebi ve ummi, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Eyyü şeyin kemerril barqi, bu nasıl bir şeydir şimşeğin geçmesi gibi. Yani insanlar şimşek gibi nasıl geçerler, bunu hani o esnada oturtamadı. Çünkü ışık ve ışığa dair bir hızdan söz ediyoruz. Ve bunu, yani bu düzeyde yüksek bir hızı insanlar için kullanıyoruz. Çok kolay anlaşılabilir bir şey değil. Kale buyurdu ki, Elem terav keyfe yemurru ve yerci'u fi tarfati aynin. Hiç görmediniz mi nasıl bir göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçiyor o şimşek? İşte aynı onun gibi birden geçmiş olurlar. Bu en hızlı geçenler, en çabuk geçenler bu tehlikeyi, bu badireyi, yani cehennemden geçiş badiresini, ki ayette Cenab-ı Hak bunun herkes için geçerli olduğunu, وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا, sizden oradan geçiş için oraya getirilmeyecek yoktur. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّا,
Bu Rabbinin üzerine aldığı ve kesin kes yapacağı bir şeydir. Herkes cehennemin bu anlamda kıyısına getirilip sunulur. Bazıları geçiş sağlar, diğerleri وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ Zalimler ise cehennemde kala kalırlar. Öyle oraya düşer ve dibe çöker kalırlar, oradan ayrılamazlar. Dolayısıyla ayrılış ve nihai iyilerin ve kötülerin artık birbirinden tamamıyla uzaklaştığı nihai hüküm ile buluştuğu, kimilerinin iyi fariqun fil cenneti, kimilerinin kötü ve fariqun fil sa'ir, ateşte kaldığı bir makastır orası. Kale dedi ki, thumma daha sonra, kemerrir rihi, sonrakiler rüzgarın geçişi gibi geçerler. Rüzgarın geçişi şimşeğin geçişinden daha yavaştır. Ama yine de oldukça hızlı. Bunlar da çok şanslılar. Yani şans derken çok talihliler. Bu dünyadaki ortaya koydukları hayat, Cenab-ı Hakk'ın ilminde onlara böyle bir sonuç ortaya koymuş. Dolayısıyla bimâ kuntum ta'melûn, yani amelleri dolayısıyla olan bir şey. O bakımdan onlar da rüzgar gibi gelip geçerler. Thumma kemarrit tayri, sonrakiler kuşlar gibi gelip geçerler. Gitgide yavaşlıyor. Ve şeddir ricali, sonrakiler böyle savaştaki askerler gibi, yani hücuma kalkmış, hızla atak yapmış, koşar adımlarla gelir geçerler. Tecribihim a'maluhum, onları ney bu anlamda hızlandırıp geçiriyor derseniz, Allah'ın Resulü tecribihim a'maluhum demiş. Amelleri onları bu geçişte hızlandırıyor yahut amel az ise yavaşlatıyor. Bunlar yaşana dururken ve nebiyyukum kaimun ala sırati, sizin bu peygamberiniz sıratın başında ayakta yekulu, Cenab-ı Hakk'a yalvarır durur. Rabbi sellim, sellim. Rabbim selamete çıkar, esenlik ver, kurtar diye Rabbiniz de Cenab-ı Hakk'a yalvarır durur. Süreç ilerler, demek ki geçenlerin hızı gitgide düşer, yani gitgide yavaşlaşır geçmeleri. Hatta tacize a'malul ibadi, ta ki kulların amelleri o kadar aciz kalır, o kadar zayıflar ki, hatta yeci'e raculu, nihayetinde bir adam gelir, la yastati'us seyra, artık ilerleyemiyor, hareket edemiyor, yürüyemiyor, illa zehfen, sadece sürünebiliyor. Ve fi hafeteyis sirati kelalibu, sıratın etrafında her iki tarafında da böyle çengeller var. Muallakatun, böyle asılı çengeller. Me'muratun bi ahzi men umirat bihi. İşini biliyorlar, öyle askere kimi yakalayacağı, denk geldiğini kapıp cehenneme atacağı şeklinde değil. Me'muratun, yaptıkları işi emir ile yapıyorlar. Men umirat bihi, kime emrolunuyorsa ona gelip ilişiyorlar. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ Bazılarına böyle takılıp onda yara açıp bırakıyorlar. Yani demek ki kıl payı kurtulmuş oluyor bunlar. Ama diğerleri وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ Kimileri de çengellerin tutup cehenneme attığı şekilde sonuçlanıyorlar. Bu dehşetli sürecin yaşandığı ve o gün için ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakardığı bu akışta dahi görüyoruz ki sonuç insanların amellerine bağlı olarak gerçekleşiyor. O bakımdan bu geçişi insanların kendi amelleri ne kadar ise, ne kadar güçlüyse onlara o denli hız sağlıyor. Ne kadar zayıf ve düşük ise onları o kadar yavaşlatıyor. Allah'ın Resulü'nün bize bu sahneyi anlattığı ve herkese bu süreçte iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız dünya hayatında Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarınıza dikkat edin. Allah'ın size verdiği bu emaneti, bu bir süreliğine yaşadığınız
imkanları, hayat dediğimiz bu fırsatı sonsuz bir neticeye tahvil edebilmek, dönüştürebilmek için Allah Azze ve Celle ile bu kulluk ilişkisini kurun, başlatın, güzelce yaşayın. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla etrafınızdaki insanlara karşı sorumluluklarınızı aileden, akrabadan başlamak üzere gözetin ki orada kendinize güzel bir akıbet hazırlayasınız. Yoksa ameller düşerse, takva azalırsa o zaman etraftaki çengellerin sizi yakalayıp cehenneme atması söz konusu olur ve bu kötü bir akıbetin ve bedbahtlığın son resmidir. Bundan sonrası yok. Dolayısıyla cehennemden geçişin iyice yavaşladığı, bazılarının cehennemde kim bilir belki çok zaman kaldığı, yani geçiş o kadar yavaş ki bu geçişin başlangıcıyla bitmesi arasında o kadar bir zaman olabilir. Böylelerinin cehennemde bu müddet zarfında, o geçişin esnasında ne kadar azap çektiklerine, ne kadar bundan ötürü cehennemin etkisiyle yandıklarına, tutuştuklarına, çünkü ilk grubun ne denli hızlı geçirildiğine dikkat ederseniz bu süreç o geçenler açısından kolay bir süreç değil. O yüzden Cenab-ı Hak o ilkleri hızlıca, onun hiç azabını, etkisini hissetmeyecek şekilde dedi. La yesmeune hasisaha. Demek ki bir sonrakiler daha yavaş geçecekleri için azaptan hissedecekler. Daha yavaş geçenler daha çok hissedecekler. Daha yavaş geçenler daha çok hissedecekler. Artık böyle neredeyse sürünerek yahut böyle kımıldata kımıldata geçenler. Onlar bildiğin cehennemden geçişleri esnasında ciddi ciddi azap görecekler. Bu onların dünyadaki amellerinin yetersizliğinin sonucu olarak cehennemde kaldıkları süreye denk gelir. Öyle ya da böyle, hızlı geçenler yahut orta hızda geçenler yahut en sona kalanlar, neticede cehennem geçişi tamamlanıyorsa bu güzel bir son demektir. O yüzden Allah Azze ve Celle en son geçen üzerinden ifade etti. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ Bir kimse ki ateşten böyle kımıldatıla kımıldatıla o kadar yavaş ilerliyor ki zühziha, böyle neredeyse baktığınız zaman durağan görüyorsunuz ama o böyle çok minik minik kımıldıyor. Böyle dahi olsa, değil mi ki cehennemden uzun bir zamanda olsa kurtarılıp da o udhilel cennete, cennete sokulursa fakad faz, Cenab-ı Hak buyurdu ki kazandı ki ne kazandı. Bu dahi büyük bir kazanç ve kurtuluştur. Allah Azze ve Celle'den en iyisini ummak ve istemekle birlikte buna uygun amellerimizin olmayışı dolayısıyla bizler en sonki adamın durumuna dahi kalsak daha sonrasına kalmamak korkusu ve ümidiyle her halükarda kurtulanlar arasında olmayı niyaz edelim. Ebu Hureyre hadisin sonunda وَالَّذ۪ي نَفْسُ اَب۪ي هُرَيْرَةَ بِيَد۪ي Canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye, Ebu Hureyre'nin canını kudretinde tutan Cenab-ı Hakk'a yemin olsun ki اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَر۪يفًا Cehennemin dibi 70 yıllık derinliktedir diye ifade etmiş. Bu denli derin ve azap dolu ve envai çeşit azaplar arasında insanların azaptan azaba يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اَنْ dolaştırıldıkları ve Cenab-ı Hakk'a karşı hayatı böyle diklenerek, baş kaldırarak onu umursamayıp, ciddiye almayarak yaşamışların, onunla mücadele edip onu yok saymışların akıbetinin olduğu yer. Halbuki Yaradan'ın bu hayat dediğimiz nimetini güzelce karşılamış, sevmiş ve nimetten ötürü sahibine şükretmiş ve sahibi Mevla'yı hayatta hep gözetmiş olanların ise bu hayattan çok daha güzelini, içinde herhangi bir kısıtın, sınırın bulunmadığı, kalıcı ve yepyeni bir inşada güzelliklerin beklediği, cennet dediğimiz, saadetin beklediği bir rivayeti okumuş bulunuyoruz. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Buhari sahihine almamış.
Ancak İmam Müslim bu rivayeti sahihine almış. Demek ki İmam Buhari'nin almadığı yahut bu şekliyle almadığı ancak Müslim'in rivayet ettiği bir sahih rivayeti okumuş bulunuyoruz. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında beraber olmak üzere, Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm emanete riayet etmek. Sıradaki hadisimiz 200 nolu hadisteyiz. وَعَنْ أَبِي خُبَيْبٍ Ebu Hubeyb'ten Abdullah ibn Zubeyr'i, Abdullah bin Ez-Zubeyr radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Gale, dedi ki, Lemma vakafa Zubeyru yevmel cemeli. Cemel hadisesinin, yani deve günü diye, deve etrafındaki savaşın gerçekleştiği, bir yandan Hazreti Ali radıyallahu anh ve onun taraftarları, diğer yandan Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz ve onun taraftarları etrafında gerçekleşen bu muharebe esnasında Hazreti Ayşe'nin üzerinde olduğu devenin bu belirgin görüntüsü dolayısıyla bir bakıma savaşın merkezi ve esası dolayısıyla bu ismi almış. Hazreti Zübeyir de o vakit Hazreti Ayşe'nin annemizin yanında. Yine benzer şekilde Talha bin Ubeydullah, o da orada radıyallahu anhuma. Bu talihsiz savaşın yaşandığı günün başındayız veya bu savaşın gerçekleşeceği anın başındayız. Hazreti Zübeyir bin Avvam savaşa başlamadan Deani oğlunu yanına çağırmış. Bize Abdullah bin Ez-Zübeyir anlatıyor. Kalkıp savaşacağı ve savaşa hazırlık yaptığı, savaşa girişeceği o esnada beni çağırdı. Da'ani beni çağırdı. Fekumtu ila cembihi. Ben de varıp yanına gittim. Fekale bana dedi ki, Ya buneyya, ey oğulcağızım. İnnehu la yuktelul yevme illa zalimun ev mazlumun. Bugün ancak öldürülenler ya zalimdirler, ya da mazlumdurlar. Yani başka türlüsü yok demek istiyor. Ya zalim, haksız bir şekilde bir kimse bu muharebede canını verir, ya da mazlum olarak bu muharebede canını verir. Çünkü harbe, yani karşılıklı birbirini katletmeye değin uzanmış bir boyutun başka türlü açıklaması olmaz. Bu bakımdan Zübeyir bin Avvam'ın bugünkü manzarayı okumasını kendi dilinden dinliyoruz. Burada bir taraf illaki mazlum ve bir taraf illaki zalim durumdadır. Kendisi kendisiyle ilgili olan kanaatine ve inni la arani ben kendimi illa sa'uktalul yevme mazlumen mazlum olarak bugün katledileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla mazlum tarafta olduğunu ve bugün belli ki içine doğmuş, bir mazlum olarak katledileceğini değerlendiriyor. وَاِنِّي لَا اَرَانِي اِلَّا سَاُقْتَلُوا
el-yevme mazlûmen. Evladım, ben de bugün öyle görüyorum ki bir mazlum olarak katledileceğim. Bugün öldürüleceğini anlayınca bir bakıma vasiyetini yapmak istedi. Oğlunu yanına çağırıp ona dedi ki: "Ve inne min ekberi hemmi." Benim en büyük derdim, şu anda düşündüğüm en büyük sıkıntım, ledeyni. Borcum, üzerimdeki borçlar. Borçlu olarak öleceğini düşündüğünden vasiyetiyle borçlarını halletmek istemiş. Ve oğluna sormuş: "Efetara, deynuna yubki min malina şey'en." Ne dersin, malımızdan borcumuza harcasak kapatır mı? Kapattıktan sonra geriye bir şeyler kalır mı? "Efetara deynuna yubki min malina şey'en." Ne dersin? Bir tarafta Hazreti Zübeyir'in malları, diğer tarafta borçları. Ve belli ki çok borçları var bu denli dert ettiğine göre. Bunu kapattıktan sonra artıp artmayacağına dair düşüncesini soruyor oğluna. O daha genç, malların ederini biliyor bugün için. Ve borcu biliyor. Ne dersin, kapatır mı diye, kapatır da bir şeyler artar mı diye sormuş. Thumma qala, sonra demiş ki: "Ya buneyya, ey oğulcağızım, bi' malana, malımızı sat. Vakdi deyni, ve benim borcumu öde." Dolayısıyla bir babanın evladına emrettiği ve geride insanları borçlu, mağdur bırakmak istemediği, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna borçlu olarak çıkmayı düşünmediği ve en büyük derdinin vefat edeceğini sandığı bir günde borcu olduğunu mülahaza ediyoruz. Bu çevremize karşı, insanlarla olan ilişkimizde, alışverişlerimizde, onlara borçlu kaldığımız yahut özellikle borç alıp kendilerinden bir süreliğine yardım talep ettiğimiz veya başka biçimlerde başkalarının hakkının üzerimizde kaldığı sürecin ölüme doğru yaklaştıkça nasıl vicdanlı yüreklerde büyük bir derde dönüşebildiğini görüyoruz. Gerekirse malım tümüyle borcuma gidecekse bile bunu tamamıyla borcumu ödemek için harcamalısın diyen bir sahabi anlayışını okuyoruz. Kapatır mı kapatmaz mı, bir şey artar mı artmaz mı bilmem. Yani artmazsa da artmasın. Yeter ki borcumu ödeyin. Vakdi deyni. Benim borcumu öde evladım demiş. Tabii ayette de Cenab-ı Hak min ba'di vasiyetin tusuna biha ev deyn. Vasiyetiniz ve borcunuzdan sonraya kalan diye terekeyi miras olarak bu kayıt ile, bu kayıttan sonraki durum olarak tarif etmiş. Dolayısıyla paylaşılacak mal borcun ödendiği maldır. Borç ivedilikle ödenir. Meyyitin, yani vefat etmiş kimsenin vasiyeti varsa o öncelikle yerine getirilir. Sonrası varisler arasında takdim edilir. Dolayısıyla şayet artarsa o zaman ve avsa bi thuruthi, üçte birinde vasiyet etmiş. Böylece üçte birlik dilimde vasiyete gitti. Sonrasında ve thuluthihi li benihi, onun oğullarına, yani li beni Abdullah ibn Zubeyri, Abdullah bin Zubeyr'in oğullarına, thuluthu thuluthi, üçte birin üçte biri kadar. Kale, ondan sonra dedi ki: "Fe in fadale min malina ba'da qada'id deyni şey'un." Eğer borçları ödedikten sonra malımızdan bir şey artarsa, "fethuluthuhu libenike," onun üçte biri senin evlatlarındır. Kale Hişamun, Hişam dedi ki: "Ve kâne veledu Abdillahi," ve Abdullah'ın oğulları, "kad vâze ba'da beni Zübeyri," Zübeyir'in bazı oğullarının akranı gibi olmuştu. Dolayısıyla kendi evlatları gibi olmuşlar. Yani torunları onun bazı oğullarıyla böyle akran olmuşlar. O bakımdan kendi oğullarından ayırt edemeyeceği kadar onlardan ilgi, alaka ve evlatlık görmüş. Dolayısıyla feraiz içerisinde, yani mal paylaşımında, taksimde onların bir hissesi yok aslında. Hissesi olmayan torunlarını vasiyet yoluyla mirasından hissedar kılmış. Nitekim herhangi bir
kimse vefat edeceği zaman varisleri dışındaki kimselere diledikleri gibi mallarından vasiyette bulunabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vasiyetin üçte biri aşmaması hususunda bir tavsiyesi var. Ravi diyor ki, وَلَهُ يَوْمَ اِذٍ O gün, yani Abdullah bin Ez-Zübeyr'in bize babası Zübeyr'le ilgili anlattığı bu hadisenin yaşandığı zamanda, ki öleceği gün zaten, تِسَعَةُ بَن۪ينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ 9 oğlu ve 9 kızı varmış. Yani Zübeyr bin Avvam'ın vefat ettiğinde toplamda 18 evladı var. قَالَ عَبْدُ Abdullah diyor ki, فَجَعَلَ يُوْصِينِ بِدَيْنِهِ Bana borçları hususunda vasiyet etmeye devam etti, telkinde bulunmaya devam etti. Aman evladım, borçlarımı sakın ha, tamamıyla ödeyesin ha diye ciddi ciddi telkinde bulundu. وَيَقُولُ Bir yandan da şöyle dedi, يَا بُنَيَّ Ey oğulcağızım, اِنَا جَزْتَ عَنْ شَيْءٍ Eğer an gelir de daralırsan, aciz kalırsan, işin içerisinden çıkamazsan, bu hangi şey olursa olsun, an şeyin minhu, içinden çıkamadığın şeyde, festa'in aleyhi bi mevlaya. O içinden çıkamadığın duruma karşı benim Mevlam'dan yardım dileyesin. Kâle, Abdullah dedi ki, fevallâhi mâ dereytum mâ arâda. Vallahi o esnada ne demek istiyor? Anlayamadım. Hatta kultu, bilemeyince hemen sordum. Ya ebeti men mevlaka. Babacım, Mevlan kim senin? Arapların Mevla ifadesini mutlak olarak Cenab-ı Hakk'a kullanımın yanı sıra çevrede insanlara, dostlara, azatlı bulunan kölelere ve efendilerine kullanabildiği bir kelime. Dolayısıyla acaba kimi kastediyor diye bir an için tereddüt etmiş, anlayamamış. Kultu dedim ki, ya ebeti men mevlaka, senin Mevlan kim? Kale, dedi ki, Allahu, Allah'tır benim Mevlam. Kale, Abdullah diyor ki, fevallahi, Allah'a yemin olsun, ma vekaatu fi kurbetin min deynihi, onun borcunu öderken, ne vakit bir sıkıntı içerisine düşsem, illa kultu, hemen dedim ki, ya mevla Zübeyri, ey Zübeyr'in Mevlası, اِقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ Onun borcunu öde, yani onun borcunu ödemem için önümü aç, bana yardım et, ödenmesini sağla. فَيَقْضِيهِ O da bana yardımcı oldu, borcun ödenmesi için ve ben de buna muvaffak oldum. قَالَ Abdullah diyor ki, فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ O gün gerçekten Zübeyr katledildi. وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا İlginçtir, Abdullah bin Zübeyr, babasının o gün katledilişini hani bir şehitlik ifadesi üzerinden doğrudan söylememiş. Hatta kendisi Zübeyr bin Avvam o gün mazlum biri olarak katledileceğini ifade ederken yine aynı kavramı kullanmaya yeltenmemiş. Bu muhtemelen şehadetin Cenab-ı Hak tarafından kabul edilen bir makam olarak, ancak kabul edildiğinde söylenmesine dair bir ihtiyat olabilir yahut müminler arasındaki gerçekleşen bu talihsiz savaşın verdiği psikolojiyle böyle söylemiş olabilir. Allahu alem. Ancak kendisi mazlum olarak öldürüleceği kanaatinde. Dolayısıyla kendisini öldürenleri, yani karşı tarafı haksız ve zalim buluyor. O kendi içtihadıyla bu durumu böyle değerlendirmiş ve o gün katledilmiş. Artık tarafların içtihatlarını Allah Azze ve Celle kendisi katında sonuçlandıracak ve hükmünü verecek. Neticede müminlerin şu ya da bu şekilde hani olmasını beklediğimiz yahut istediğimiz bir şey değil. Son derece talihsiz bir durum ama asla olmayacak. Hiçbir zaman müminler karşı karşıya gelemez. Savaşamazlar. Bu teorik olarak muhal bir durumda diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا Müminlerden iki taife savaşacak olurlarsa dedi. Demek ki asla olmayacak bir şey değil.
olduğu takdirde illa bir taraf kesin kafir, diğer taraf mümindir gibi bir sonuç da çıkaramayız. Çünkü Cenab-ı Hak her iki tarafa da mümin dedi. Savaşan karşı karşıya, savaşan her iki tarafı da mümin olarak tarif etti. Ayette وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا Eğer müminlerden iki taife şayet savaşacak olurlarsa فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Aralarını onların ıslah ediniz. Bunlar sizin kardeşleriniz. Dolayısıyla aralarını ıslah edin dedi. O bakımdan en istenmedik, en talihsiz bir durum. Ama taraflar kendi içtihatlarıyla, kendilerini haklı sandıkları, saydıkları yahut hükmünü Allah'ın vereceği bizim bilmediğimiz belli kusurları işleyen yahut aralarında bu fitneyi çıkaran kimselerin oluşturduğu bir sonuç olarak yaşanmış bir durumdan söz ediyoruz. Abdullah diyor ki فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ O gün Zübeyr katledildi radıyallahu anh. وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا Geriye ne bir dinar bıraktı ne de bir dirhem. İlla aradığına. Bıraktıkları arazilerden ibaret. Yani emlak olarak bıraktıkları var. مِنْهَ الْغَابَةُ Bunlardan en belirgin olanı Gabe'deki yeri böyle büyük bir tarla gibi düşünün. Arazi olarak gâbe dendiğine göre bu ağaçlı, ağaçlık bir arazi olabilir. وَاِحْدَى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَد۪ينَةِ Ve yanı sıra Medine'de 11 dar, 11 iskan alanı yani bugünkü daire gibi o gün için yurt kalınacak, barınılacak yer olarak. Medine'de bıraktığı 11 evi وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ Yine iki tane dar ev Basra'da. وَدَارًا بِالْكُوفَةِ Ve Küfe'de de ayrıca bir evi. وَدَارًا بِمِصْرَ Ve Mısır'da da ayrıca bir evi vardı. Vefat ettiğinde bunları bırakmıştı. قَالَ Abdullah diyor ki وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِ Üzerinde olan veya üzerinde kalan borcu da اَنَّ الرَّجُلَ Bazen bazı kimseler geliyorlardı onun yanına. Kene yetihi bil mali. O malı ona bırakıyorlardı. Fe estevdi'uhu iyyahu. Onu yanında kalsın diye. Fe yekulu Zübeyru. Hazreti Zübeyir de hayır. Öyle buraya bırakıp gitmenize müsaade edemem. La diye itiraz ediyormuş. Ve lakin huve selefun. Bu üzerime bir borç olarak olsun. İnni akşa aleyhi dayata. Çünkü korkarım burada heder olur. Yani başına bir iş gelir. Mala karışır, satılır. Dolayısıyla da malınız zayi olur. O bakımdan buraya bırakıp gitmeyin. Bırakıyorsanız onu üzerime borç olarak kaydediyorum derdi. Hal böyle olunca getirenin bıraktığı yani Abdullah'ın anlattığından öyle anlaşılıyor. Ve Hazreti Zübeyir'in de insanların malını telef etmekten çekindiği için yani emanet olarak değil de üzerine borç olarak yazdığı bir süreç işletince birikmiş de birikmiş. Getiren bırakmış, o da hayır diyememiş anlaşılan. Üzerine borç olarak bunu kaydedip durmuş ve böylece kabarmış. Öte yandan وَمَا وَلِيَ اِمَارَةً قَطُّ Hazreti Zübeyir hiçbir zaman bir imaret görevi almadı. Yani bir valilik yapmadı. وَلَا جِيَابَةَ خَرَاجٍ Yanı sıra ne de bir böyle gelir getirici vazife de üstlenmedi. Söz gelimi zekat memurluğu gibi herhangi bir yerden devlet adına malın toplanıp getirilmesi, o bölgenin haracı olarak temin edilmesi ve getirilip merkeze teslim edilmesi. Bunlar ciddi manada gelir getirici görevler. Hazreti Zübeyir bunlardan herhangi birini yapmadı. Vela şeyen bu ve benzeri işler almadı üzerine. İlla en yekune fî gazvin ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaptıkları Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu gazveler, dolayısıyla buradan eline geçen ganimetler. Ev ma'a Ebi Bakr'in ve Umar'a ve Osman'a radıyallahu anhum. Yahut Hazreti Ebu Bekir'le, Ömer'le ve Hazreti Osman'la birlikte bulunduğu savaşlarda veya onların zamanlarında bulunduğu savaşlarda eline geçenler. Dolayısıyla kolay kazanılmış, görev dolayısıyla, makam dolayısıyla kolayca temin edilmiş
bir malı yoktu. O hep savaşlarda eline geçen ganimetlerle bunları kazanmış oldu. Halbuki Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh çok önemli bir sahabi. Oğlunun ifadesinden anlaşıldığına göre şayet isteseydi, öyle demek istiyor, bu görevlere talip olabilirdi. Belki bu görevleri kabul edebilirdi ama o bu anlamda bir mesuliyete yani yanaşmadı veya zahit davrandı. Dolayısıyla da buralardan elde edebileceği imkanlardan uzak durdu. Babasıyla ilgili önemli bir ayrıntı veriyor. Kazandıkları ise canla başla Allah yolunda cihad ederken, yani ölümüne savaştığı, canını Allah Azze ve Celle uğrunda kaybetmeyi göze aldığı süreçlerde elde edilmiş mallar bunlar. Kale Abdullahi. Abdullah diyor ki, فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ. Babam ölünce üzerindeki borçları oturup hesap ettim. فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ. Bir de baktım ki toplamda 2 milyon 200 bin çıkıyor. Borçların tamamı 2 milyon 200 bin olarak hesaplamış. فَلَقِيَ حَك۪يمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زُبَيْرِ. Abdullah diyor ki, derken Hakim bin Hizam ile karşılaştım. فَقَالَ bana dedi ki, يَبْنَ اَخِي ey kardeşimin oğlu. كَمْ عَلَى اَخِي مِنَ الدَّيْنِ. Kardeşimin ne kadar borcu çıktı? فَكَتَمْتُهُ. Ben de ilk başta bir kısmını sakladım. وَقُلْتُ dedim ki, مِئَةُ أَلْفٍ 100 bin çıktı. فَقَالَ حَكِيمٌ bunu duyan Hakim dedi ki, وَاللّٰهِ مَا اُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هَذِهِ. Ben sizin mallarınızın buna yeteceğini sanmıyorum. Yani 100 bin dediği halde, 2 milyon 200 binlik borcu 100 bin gibi gösterdiği halde mallardan yani çıkar mı sanmıyorum demiş Hakim. Fekale Abdullahi, bunun üzerine Abdullah demiş ki, اَرَأَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَيْ اَلْفٍ. Peki ya gerçekte 2 milyon ve mi'etey elfin ve 200 bin ise ne dersin diye bu kez rakamın tamamını ve gerçeğini söylemiş. Kale Hakimun, Hakim demiş ki, مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا. Buna sizin gücünüz yetmez. فَاِنْ عَجَزْتُمْ. Şayet aciz düşerseniz, اَنْ شَيْءٍ مِنْهُ. Yani bundan bir kısmını ödemekten aciz düşerseniz, فَاسْتَعِينُوا بِي. O zaman bana gelin, yardım edeyim size diye. Bakmış ki durumları hiç iç açıcı değil. Kendisini onlara yani takdim etmiş, ben size yardım edebilirim diye yardım etmek istemiş. Kale, Abdullah diyor ki, وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ اِشْتَرَ الْغَابَةَ. Zübeyir, babası yani Zübeyir bin Avvam, gâbe denen araziyi بِسَبْعِينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ 170 bine satın almıştı. فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسَتْتُمِئَةِ أَلْفٍ. Abdullah bu gâbe denen araziyi 1 milyon 600 bine sattı. Dolayısıyla babasının 170 bine aldığı araziyi 1 milyon 600 bine satmaya muvaffak olmuş. Tabii İslam devletinin genişlediği, hızla arazilerinin geliştiği ve Müslümanların çoğaldığı, bunların yoğunlukla Mekke'ye, Medine'ye gelip gittiği, bir kısmının hicret ettiği, dolayısıyla sürekli bir artan değerden söz ediyoruz. İslam her bakımdan bir değer olarak kıymetleniyor ve etrafındaki her şeye de bu kıymetini yansıtıyor. Yani Allah'ın Resulü'nün Medine'ye geldiğinde devesinin çöküp de mescidin inşa edildiği yerden başlamak suretiyle, dolayısıyla artan bu değer Hazreti Zübeyir'in 170 bine satın aldığı gâbe arazisini 1 milyon 600 bine kadar taşımış yıllar içerisinde. Thumma qama fakala. Sonra Abdullah insanların arasında dikelmiş ve ilan etmiş. Demiş ki, men kana lehu ala Zübeyri şey'un, kimin Zübeyir'in üzerinde herhangi bir alacağı vardıysa, feliyuvafina bil gâbeti. Gâbe denilen yerde
bizim yanımıza gelsin. Orada buluşalım. Fe'etâhu Abdullah ibn-i Câfer'in. Derken Abdullah bin Cafer yanına gelmiş. وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ 400,000 Onun Zübeyir bin Avam'dan 400,000 alacağı varmış. Yüklü bir alacak. Belli ki önemli alacaklardan birisi. فَقَالَ لِعَبْدِ Gelip Abdullah'a demiş ki, اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ Şayet dilerseniz ben size bırakayım. Yani alacağımdan vazgeçeyim. قَالَ عَبْدُ Abdullah demiş ki, la hayır, kabul etmemiş, borcumuzu ödeyeceğiz demek istemiş. Kâle, bunun üzerine Abdullah bin Cafer yani alacaklı olan demiş ki, fe in şe'tum cealtumuha fîmâ tuakhirûne in akhartum. O zaman dilerseniz benim alacağımı sona bırakın, geciktirin. Yani ben öncelikli alacaklı gibi olmayayım. Siz sıkıntıdasınız, daha istekli olan, daha öncelikli borçlarınızı ödeyin. Hani son olarak bana dönersiniz. Bir bakıma elinizde kalırsa ödersiniz. Kalmazsa da helali hoş olsun diyecek bir yaklaşım sergilemiş. Fekale Abdullahi, bunu duyan Abdullah bin Zübeyir demiş ki, la hayır, biz sana şimdi ödeyeceğiz. Kale, bunun üzerine alacaklı Abdullah bin Cafer demiş ki, فَقْتَعُوا لِي قِطَعَةً O zaman bana bir parçasını kesin, yani bir kısmını gâbenin, gâbe denilen bu arazinin bir kısmını bana verin. قَالَ عَبْدُ Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir demiş ki, لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلَى هَاهُنَا O zaman şuradan şuraya kadar olan kısmı senin olsun. فَبَاعَ عَبْدُ مِنْهَا فَقَدَى عَنْهُ دَيْنَهُ Abdullah da oradan satıp kendi alacağını tahsil etmiş. وَاَوْفَاهُ O sattığı kadarıyla da ona yetmiş. Yani alacağına kafi gelmiş. وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ غَابَ denilen bölgeden 4,5 hisse kalmış. فَقَدِمَ عَلَى مُعَوِيَةَ Çıkıp Muaviye'nin yanına gelmiş. وَعِنْدَهُ عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَبْنُ زَمَعَةَ O esnada Hazreti Muaviye'nin yanında Amr bin Osman, Münzir bin Ezzübeyr ve İbn-i Zema var. فَقَالَ لَهُ مُعَوِيَةُ Muaviye ona demiş ki, كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ Gâbenin arazisi ne kadar etti ya ne kadar değer biçildi. Bunun üzerine Abdullah demiş ki, kullu sahmin bi mi'ati elfin. Her bir hisse 100,000 kadar oluyor. Kale. Bunun üzerine Hazreti Muaviye sormuş. Kem bakiye minha? Peki ondan ne kadar kaldı? Kale. Abdullah demiş ki, arba'atu eshumin ve nisfun. 4,5 hisse kaldı. Fekale el munzir ibn Zübeyri. Bunun üzerine orada bulunanlardan Münzir bin Zübeyir demiş ki, قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ Ben oradan bir hisseyi 100,000'e alıyorum. وَقَالَ عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ Amr bin Osman da demiş ki, قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ Ben de oradan bir hisseyi 100,000'e alıyorum. وَقَالَ ابْنُ زَمَعَةَ İbn-i Zema'da demiş ki, قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ Ben de bir hisseyi 100,000'e alıyorum. فَقَالَ مُعَوِيَةُ Sonra Muaviye demiş ki, كَمْ بَقِيَ مِنْهَا Peki ne kadar kaldı şimdi? قَالَ Abdullah demiş ki, سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْمٍ 1,5 hisse kaldı. قَالَ Bunun üzerine Muaviye demiş ki, قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْس۪ينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ Ben de onu 150,000'e almış bulunuyorum. قَالَ Ravi diyor ki, وَبَاعَ عَبْدُ ibn Cafer'in Abdullah bin Cafer de yani o ilk alacaklı sattı نَصِيبَهُ مِنْ مُعَوِيَةَ kendi hissesini Muaviye'ye بِسِتِّمِئَةِ أَلْفٍ 600,000'e sattı. Dolayısıyla onun hissesi yani o kesilen parçadan olan bu hissesi Nide Muaviye bilahere satın almış gözüküyor. Dolayısıyla Abdullah bin Cafer 400,000'lik alacağı için elde ettiği o
Gabe mıntıkasından bir parça hisseyi, artık kaç hisseye denk geliyorsa, karlı bir şekilde Hazreti Muaviye'ye sattığı anlaşılıyor. Felemme faragha ibn Zübeyri, Zübeyr'in oğlu yani Abdullah, bu işleri tamamlayınca min kada ideynihi, babasının borçlarını ödemek hususundaki işlemleri tamamlayınca, gâle ben Zübeyri, Zübeyr'in oğulları yanına geldiler. Dediler ki, iqsim beynana mirasana, artık aramızda mirasımızı taksim et. Gâle, Abdullah dedi ki, vallahi la aqsimu beynakum, vallahi aranızda taksim etmeyeceğim. Hatta unadiye bil mevsimi arba sinina, ta ki ben mevsimde, yani hac mevsiminde kalabalıkların gelip toplandığı bir zamanda, arba sinina, hem de 4 sene boyunca nida edeyim. Önce bu nida işlemini bir yapayım. Çünkü geniş bir coğrafyada babamın insanlara borcu vardı. Hala borcu kaldı mı kalmadı mı emin oluncaya kadar böyle bağıracağım. Ela men kâne lehu ale Zübeyri deynon. Herkes duysun bilsin ki kimin Zübeyr'in üzerinde bir alacağı vardıysa, fel ye'tina fel nakdihi, bize gelsin biz de onu ödeyelim. Feca'ale kulle seneten yunadi fil mevsimi. Dolayısıyla dediğini yaptı. Her sene hac mevsiminde insanlara nida etti. فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِن۪ينَ 4 yıl böyle geçince, قَسَمَ بَيْنَهُمْ onların arasında malı taksim etti. وَدَفَعَ الثُّلُثَ Hazreti Zübeyir'in bahsettiği o 1/3'ü ödedi. Ve diğer yandan وَكَانَ لِزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ Hazreti Zübeyir'in 4 tane hanımı vardı. فَأَصَابَ كُلَّ مْرَأَةٍ Elfu elfen ve mi'ata elfen. Her birine 1.200.000 düştü. Fecemi'u malihi, böylece malının tamamının tutarı, 50.000 50.000.000 ve mi'ata elfen. 200.000'i topladı. Ravahul Bukhari'yu. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Bukhari sahihine alarak bize rivayet etmiş. Böylece emanete riayet etmek bölümünün son hadisini de okumuş olduk. İmam Nevevi'nin bu rivayet üzerinden bize emanet olgusunu özellikle civarındaki insanlara, çevresindeki kimselere karşı, onların kendisine tevdi ettiği emaneti bir borç olarak telakki etmesi Zübeyr bin Avvam'ın ve bunu hani arada heder olur, başına bir iş gelir korkusuyla kendi üzerine zimmetlemesi ve ölünce de neredeyse malının tamamını bunu ödeyecek kadar riske atması, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna borçlarından arınmış olarak çıkma kaygısı, bunu öleceği gün dahi 18 evladı olmasına rağmen öncelikli olarak borcunu dert etmesi üzerinden uzun bir rivayetle bize yansıtmış oldu. O bakımdan kapanın elinde kaldığını sandığı, birilerini atlatıp yahut uyutup yahut, bağışlayın tabirimi, dolandırıp böylece üzerinde borçlar ile sağa sola kaçtığı, insanların malını heder etmeyi bir kurnazlık saydıkları, böylece emanete riayetsizliği eğer becerebiliyorsan hiç kaçırma biçiminden yaklaşımlar ile özendirdikleri bir dünyada asıl sorumluluğun Cenab-ı Hakk'a karşı duyulan sorumluluk olduğunu, hiçbir kanuni müeyyidenin, hiçbir toplumsal otokontrolün artık etkili olmadığı bir anda dahi kişinin Cenab-ı Hakk'a duyduğu, kalpten duyduğu o sorumluluğun öleceği gün dahi kendisini rahat bırakmayacağı ve Allah'ın huzuruna çıkacağı sorumluluk ile öncelikle dünyada kimlere karşı eğer bir borcu var ise bunu tevdi etmesi gerektiği düşüncesini bir ibret olarak bu rivayet üzerinden bize sunmuş oldu. Aklıma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için hazırlanan bir suikasta rağmen şehri terk ederken Hazreti Ali radıyallahu anha üzerindeki bulunan borçları, emanetleri
kendisinden sonra Mekke'de ilgililerine eda etmesi için, geri vermesi için görevlendirmesi geldi. Demek ki emanet öyle bir sorumluluk ki kişinin canının söz konusu olduğu bir günde dahi asla ihmal etmemesi gereken ve insanlara eda etmek hususunda asla gevşeklik gösterilmemesi gereken düzeyde bir öneme haiz. Bunu önemsemeyen kimselerin Allah Azze ve Celle katında kendilerini bekleyen o akıbet ve o netice nasıl bir kötü bir netice ki dinin Cenab-ı Hakk'ın peygamberleriyle insanlara indirdiği ve onlara hidayet gösterdiği ve son peygamber olarak Hazreti Peygamber ile ulaştırdığı bu din-i mübini İslam'ın kulun Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlulukları kadar kulun çevresine karşı sorumluluklarını da Allah'a duyulan bir mesuliyetin parçası olarak kıldığı anlaşılıyor. Bir başka hususu yine bu borçlanma üzerinden konuşabiliriz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Dolayısıyla cenaze namazı kılınmak üzere getirilen kimselere de sorardı bunun borcu var mı diye. Şayet borç bırakmış ise bu borcun eda edilebileceği, karşılanabileceği bir mal var mı diye sorar. Şayet o da yok ise kardeşinizin cenazesini varın siz kılın diye kılmaktan imtina edecek kadar insanlara mesaj verirdi. Dolayısıyla borç sahibi olmak ve hele hele borçlu bir halde ölüp gitmek geride kim insanların ailesinde, iktisadında, ekonomisinde yaralar açmak hiç kimsenin göze almaması gereken bir sonuçtur. Kul başkalarının malını kendi arzusu ve ihtirası uğrunda riske edemez. Atalarımız herkes kendi ayağını yorganına göre uzatsın demiş. Mümkünse en güzeli en iyisi olarak insan kendi elindeki sermayeyle kendi işine yönelsin. Başkalarının mallarını ve sermayelerini kendi arzuladığı o büyük işleri elde edebilmek için riske atmaya girişmesin. Dolayısıyla borçlanma özendirilecek bir şey değil, teyit edilecek, herkes borçlanabildiği kadar borçlansın diyecek bir şey değil. Tam tersi kişinin kendi imkanlarıyla kendi dişaretini çevirmeye çalışması, eğer başkalarından bir şekilde borçlandıysa bile bu borcu eda etmeyi gündeminin ilk sırasında hep düşünmesi gerekir. Müslüman başkalarının mallarını riske atarak değil, başkalarının mallarına azami önem vererek ve koruyarak ticaretinde ilerlemeye çalışan kimsedir. O kadar ki gayrimüslimlere dahi yani Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerlerine karşı dahi onların mal emniyeti hususunda son derece dikkatli ve özenlidir. Allah'ın Resulü Müslümanlar El-Muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman dediğin kimse diğer insanların ve Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir buyurmuştur. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.